Bir sinir hücresi aşağıdaki hücresel yapılardan hangisine sahip olmadığı için bölünebilme özelliğine sahip değildir. Biz bunu tıp fakültelerinde arkadaşlar şöyle diyoruz. Hani olgunlaşmış sinir hücreleri bölünme yeteneğine sahip değildir. Çünkü neden? Sentrozom gibi bir yapıları yok arkadaşlar. Sentrozom ne işe yarıyordu? İyi düzenlenmesini ve bu sayede kromozomların ayrılmasını sağlıyordu. O yüzden cevabımız D seçeneği. İnsanda olgunlaşmasını tamamlamış bir sinir hücresinde olaylarından hangileri kesinlikle gözlenmez diyor. Bizim için buradaki önemli kavram şurası, olgunlaşmasını tamamlamış diyor. O zaman şunu bilmem lazım. Olgunlaşmış bir sinir hücresinde kesinlikle bölünme özelliği yoktur değil mi? Çünkü sentrozom organeli kaybolmuş olacak. O zaman bakalım. Çekirdek DNA'sının eşlenmesi bu hücre bölüneceği zaman olacağından dolayı bu kesinlikle görülmez. Şıklarda bir olmayanları hemen eleyelim. Oksijenli solunum diyor sinir hücrelerinde oksijenli solunum görülür. O yüzden bu görülür. 2 olanları da eleyelim. Laktik asit fermentasyonu. Laktik asit fermentasyonu dediğimiz olay olgun al yuvarlarda ve çizgili kaslarda görülür. Sinir hücresinde gözlenmez. O yüzden 3 olmayanları da hemen eleyelim. Protein sentezi tüm canlı hücrelerde görülür. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. İnsanda sinir sistemi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev yapabilir? Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur diyor. Bakalım insanda sinir hücresi neleri yapabiliyormuş? Duyuları algılar mı? Evet algılar. Zaten duyu nöron, ara nöron ve motor nöron var değil mi? Bunların hepsiyle duyuları algılar. Salgı bezlerinin çalışmasını düzenleme, sinir sistemi ile endokrin sistem birlikte çalışır. Organların çalışmasını düzenleme, homeostezinin sağlanması için önemlidir. Bu nedenle sinir sistemi, endokrin sisteme ne denir? Denetleyici ve düzenleyici sistemler denir. Organlar arasındaki koordinasyonu sağlamada zaten üçüncüye bakarak bunu da doğru olarak yanıtlayabiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Aşağıda bir nörona ait kısımlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre nöronu oluşturan numaralandırılmış kısımların hangilerinde miyelin kılıf bulunabilir diyor. Hemen bakalım. Bir ile gösterilen yer neresidir? dendritlerdir. Burası kısa uzantılardır ve çok sayıda olabilir. Dallanma gösterebilir. Değil mi? 2 ile gösterdiğimiz yer neresi oluyor? Hücre gövdesi oluyor. Hücre gövdesinde ne bulunuyor arkadaşlar? Çekirdek ve organellerin bulunduğu kısım oluyor. 3 numaralı ile gösterdiğimiz yer ise akson dediğimiz gövdeden çıkan tek bir uzantı olarak meydana geliyor. Nöronu oluşturan kısımların hangilerine miyelin kılıf bulunabilir diyor. Miyelin kılıf bulunması ve bulunmaması şeklinde ikiye ayrılabilir arkadaşlar. Eğer bulunursa iletim hızlı, bulunmazsa yavaş olarak gerçekleşir. 3 numaralı kısımda yani akson dediğimiz yapıda miyelin kılıf bulunabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Merkezi sinir sisteminde bulunan aşağıdaki bölümlerden hangisi karşısındaki işlevin düzenlenmesinde etkili değildir demiş. Bakın omurilik soğanı yutkunma hayatsal refleksler e, omurilik soğanında gerçekleşiyordu hapşırma öksürme yutkunma beyincik vücut dengesini beyinle beraber sağlıyordu. Orta beyin kas tonusu, göz bebeği refleksi ve işitme refleksinden sorumluydu. Temel bilgiler tabi bunlar. Hipotalamus eşeysel olgunlaşma yani şunu söylüyor. Mesela diyor ki GNRH gibi releasing faktörlerle hipofizi uyarır. Ve hipofizin belli dönemlerde FSH salgılamasını ve bu sayede işte kadınlarda yumurtlamayı, erkeklerde sperm üretiminin olmasını sağlar. Bu da eşeysel olgunlaşmadır. Uç beyin refleks kontrolü demiş. Arkadaşlar uç beyin yani o beynin kıvrımlı olarak gördüğümüz kısmı kortikal alanlardır arkadaşlar. O kortikal alanlar nedir? İşte hafıza, muhakeme, sebep sonuç ilişkisi kurma, bilinçli hareketlerin kontrol edildiği yerdir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bir nöronda impuls iletimi sırasında meydana gelen değişimlerle ilgili olarak grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Bakın impuls iletimi bir iş. Doğru mu? Dolayısıyla o iş yapılırken harcanan ATP tabii ki artacaktır. Yani ATP azalacak, harcanan ATP artacak. Bu sırada Solunum sonucu meydana gelen karbondioksit düşünürsek açığa çıkan karbondioksit artacaktır. Ve unutmayın lütfen tek bir nörondan bahsettiğiniz zaman o nöronun arkadaşlar özellikleri uyaranın kendisine göre değişmez. Dolayısıyla impuls iletim hızında bir değişiklik olmayacak. Sabit bir hızla devam edecek. O yüzden cevabımız E seçeneği. Beyin kabuğu zarar gören bir insanda olaylarından hangilerinde aksama görülebilir demiş. Aslında beyin kabuğu dediğimiz yer uç beyin doğru mu? Hani şöyle yapmıştık hatırlarsanız ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyordu. O ön beyin dediğimiz yer zaten arkadaş o kıvrımlı kısmın tamamı yani uç beyin ve şuradaki işte talamus, hipotalamus tarzındaki yapılardı. Peki buradaki uç beyin yani korteks ne yapıyordu? Bilinçli hareketlerimizden, muhakeme, sebep sonuç ilişkisi kurma, öğrenme, hafıza hepsi uç beyine alakalıydı arkadaşlar. Bakın, duyuları algılama demiş. Mesela parietal lobda tadı algılarsınız, oksipital lobda görmeyi algılarsınız gibi. Hafıza çok önemli arkadaşlar. Uç beyin kortikal alanla alakalı. Hatta Alzheimer'da buralar yıkılıyor maalesef. E, hayal kurma demiş evet bu da bilinçli bir harekettir. İstediğiniz şeyin hayalini kurarsınız değil mi? Yutmaya baktığınız zaman ise yutma arkadaşlar nedir? Omurilik soğanının görevidir. Şimdi e, aslında şöyle bir şey var arkadaşlar hani beynin e, yapılarını böyle birbirinden izole edemezsiniz. Her şey birbiriyle bağlantılı ama hocamız bu soruda bize primer görevleri yani esas görevleri sorduğu için yutmayı nereye alıyorum tabii ki omurilik soğanına yaşamsal refleksler oradan kontrol edilir. Çünkü işte öksürme hapşırma gibi o yüzden cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3. Bir sinir hücresinin akson ucu yapılarından hangileriyle sinaps yapamaz demiş. Hatırlarsanız arkadaşlar sinir hücresi bir başka sinir hücresiyle bir sinir hücresi bir endokrin bezle ve bir sinir hücresi kaslarla arkadaşlar sinaps yapabilir. Dolayısıyla bakın endokrin bez başka bir sinir hücresi başka bir kas hücresi. Ama akson ucu duyu reseptörleriyle sinaps yapmaz. Neden? Çünkü duyur reseptörleri arkadaşlar kendileri bir sinirin dendritiyle sinaps yapar. O yüzden ne ile yapamaz? Yalnız iki. İnsanda impuls iletimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Akson çapının artması impuls iletim hızını arttırır. Yani hatırlayın lütfen A kesit alanı 2A kesit alanı hangisinin hızı fazlaydı? 2A'nın çünkü arkadaşlar bakın Çap artarsa direnç azalır. Bu da hızın artmasına neden olur. Miyelinin nöronlarda impuls iletim hızı Mielin sizlere göre en az 10 kat daha fazladır arkadaşlar. Impuls iletim hızı dendritten aksona doğru azalır. Hayır hız nedir? Aynı nöron üzerinde sabittir. Nöronda impuls iletim yönü dendritten aksona doğrudur. Neydi hatırlarsanız dendritlerle alınıyordu. Doğru mu? Akson terminalini bir başka hücrenin dendritlerine kadar gitmesi lazım. Bakın dendritten aksona doğru. Nöronda impuls iletimi sırasında elektriksel yük değişimi gözlenir. Evet, özellikle sodyum ve potasyum iyonları sayesinde yük değişimleri gözlüyoruz. İşte depolarizasyon, repolarizasyon tarzı olaylara şahit oluyoruz. Cevabımız C seçeneği. Eşik değeri x olan bir sinir hücresine T1, T2, T3 anlarında verilen uyarı şiddetleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre T1, T2, T3 anlarında bu sinir hücresi ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir diyor. İmpuls sayısı T1 küçüktür, T2 küçüktür, T3 şeklinde ifade edilebilir diyor. Bakalım uyarı şiddeti Impuls sayısı ile bağlı mı, orantılı mı? Evet. Uyarı şiddeti artarsa impuls sayısı da artar, değil mi? O yüzden uyarı şiddeti en az T1'de olduğu için impuls sayısı da en az T1'de, daha sonra T2'de, daha sonra da T3 şeklinde olacak ve birinci doğru olmuş oluyor. Devam edelim. Impuls iletim hızı. Bakın unutmayın arkadaşlar uyarı şiddeti ne olursa olsun impuls iletim hızı sabittir bunu unutmayın o yüzden bu da doğru olmuş oldu nöronda impuls iletimi için harcanan enerji miktarı t1 küçüktür t2 küçüktür t3 şeklinde ifade edilebilir diyor evet bu neyle orantılıdır impuls sayısı ile orantılıdır o nedenle bu da doğru olmuş oluyor ve cevabımız e seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor Yukarıdaki şekilde insanda merkez sinir sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmış olarak verilmiş. Trafik kazası geçirmiş bir insanın numaralandırılmış kısımlarından hangisinde hasar oluştuğu düşünülebilir demiş. Bakın yürüyebiliyor, soluk alıp verebiliyor, konuşulanları algılıyor, yalpalayarak yürüyor. Kan basıncı normal, bir cisme sabit bakamıyor. Şimdi burada iki tane e, bize aslında uyaran yapı var. Sorun var daha doğrusu. Bakın, e, omurilik refleks merkezi, hipotalamus özellikle homeostazinin merkezi, uç beyin bilinçli davranışların merkezi, omurilik soğanı yaşamsal reflekslerin ve sistemlerin kontrolüyle alakalı yani. Ama beyincik bu özellikle denge ile alakalı kısımlarla e, ilgili görevi olduğu için bakın, yalpalayarak yürümek, bir cisme sabit bakamamak, ee, sürekli hareket halinde olmak ee, nedir? Beyincinin zarar gördüğünün temel göstergelerinden bir tanesi. Tabii ki çok fazla nörolojik testler var. Mesela distide doku kinezi var. İşte hareketin tonusunun ayarlanamaması, hızın ayarlamaması söz konusu. Yani böyle bir sürü şey var arkadaşlar. Olabildiğince videolarda bunlardan bahsedeceğim. Merak etmeyin. Genel kültür tadında güzel güzel bilgilerimiz olacak. Cevabımız D seçeneği.